Efendim Eğitim Günlüğü programından herkese mutlu günler diliyorum. Bir haftalık aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Zihinleri ve gündemi meşgul eden eğitim sorunlarına çözümün bulunduğu adreste. KONTV Eğitim Günlüğü programındasınız. Her zaman olduğu gibi eğitim içeriğiyle dopdolu bir programa daha başlıyoruz. Efendim bu hafta özellikle önemli bir konuyu ele alacağız demiştik. Sosyal medyada da duyurduk. Üst düzey düşünme becerilerini ele alacağız. Özellikle üst düzey düşünme becerisi deyince ne anlıyoruz? Bunları sınıf içi pratikleri nasıl olmalı ve değerlendirmesi nasıl olmalı? Özellikle malumunuz TEOG kaldırıldı artık. Yeni sınav sistemiyle birlikte aslında yeni nesil soruları da artık hayatımızda görmeye başladık. Ve pek çok öğretmen arkadaşımız ve veliler özellikle yeni nesil sorularda sorunlar yaşıyorlar. Bu konuyla ilgili aslında biraz da bunları konuşacağız. Matematik okuryazarlığını konuşacağız. Okuryazarlık konusunda biraz bilgi vermeye çalışacağız. Kimle konuşacağız efendim? Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Mustafa Aydın'la efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Mustafa Bey öncelikle teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir yıl öncesinde de aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde açık uçlu sorular vardı. Dolayısıyla onunla ilgili bir program yapmıştık sizinle. Güzel de bir program olmuştu aslında. Evet, yani burada politikaları konuşuyoruz ama zaman zaman da aslında öğretmenlerimize ve velilerimize yönelik bilgilendirici programlar da bizim açımızdan çok önemli. Tekrardan katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim güzel. Şimdi değerli hocam, tabii ki kısaca önce bir aslında mevcut durumla ilgili bir tabloyu çizmek istiyorum. Çünkü bu programda biz hiçbir zaman direkt bir eleştiri yapmadık. Daha çok eleştiri yaptıysak da mutlaka çözüm yolu önermişizdir. Fakat mevcut eğitim sistemimize baktığımızda ezbere dayalı öğrenen, bağımsız düşünemeyen, mantıklı çözümler olmaksızın sonuca odaklanan ve yaratıcı problem çözemeyen pek çok öğrenci var. Ve geleneksel sınıf ortamlarına da baktığımızda maalesef öğrencilerden mevcut problem çözüm yöntemlerini öğrenip tekrarlamasını bekliyoruz. Aslında amacımızın matematiksel kavramları ya da işte yine diğer branşlar için hakeza aynı şekilde zihinlerinde yapısallaştırabilmeleri ve üst düzey düşünme kapasitesini geliştirmeye yönelik beceriler edinmesini bekliyoruz. Böyle bir beklentimiz var. Fakat üst düzey düşünme becerisi dediğimizde de bu da bizim hayatımıza yeni giren bir kavram. Yani aslında daha önce de vardı mutlaka. Bunu ekran başındaki akademisyen hocalarımız ya da bu alanda ilgilenen kişiler de biliyor ama son zamanlarda çok fazla dillendirilmeye başlandı üst düzey düşünme becerisi. Peki ben de size soruyorum hocam. Üst düzey düşünme becerisi nedir? İbrahim Bey, öncelikle yine teşekkür ederim. Daha önce gerçekten o programda oldukça güzel bir programdı. Belki onun devamı niteliğinde bu konuşmalar düşünülebilir. Çünkü biz o gün soruları konuşmuştuk sizle. Ancak tabii soruları konuşurken yine bu bağlamda konuşmuştuk. Çünkü üst düzey düşünme ile ilgili sorular aslında biraz konuştuk. Bunlar nasıl ölçülür diye. Tabii üst düzey düşünmeyi konuşmadan önce isterseniz düşünmeden başlayalım ki çok daha basit ve yalın anlamıyla. Düşünme sonuçta belli bir noktadaki bir anlama kasıtlı bir zihin yoğunlaştırması anlamına gelecek. O yüzden düşünme bir kez daha söyleyelim. Kasıtlı bir eylemdir. O yüzden bireylerin düşünmek için bir çaba göstermesi gerekir. Şöyle düşünebiliriz aslında. Şu an ben konuşuyorum. Siz beni anlamaya çalışıyorsunuz ve anlarken yapmaya çalıştığınız şey bir düşünme faaliyetidir. Evet. Dolayısıyla düşünme aslında her zaman yaptığımız bir şey. Peki bu üst düzey düşünme olunca nasıl bir şey oluyor? Merak edilen şey sanıyorum bu olsa gerek. Bu biraz daha bilgiyi başka bir forma dönüştürmek anlamına gelen bir şekilde düşünülebilir. Nitekim çok akademik bir tanıma da burada girmek istemiyorum ama üst düzey düşünme dediğimiz burada bilginin yeni bir duruma transfer edilebilmesi ve bu transfer etmenin neticesinde de bir probleme çözüm olabilmesi ya da bir probleme çözüm bulunabilmesi bu üst düzey düşünme becerilerinin karşılığı olacaktır diyebiliriz. Evet. Peki hocam, şimdi özellikle tabii pek çok kitapta şu başlığı görüyoruz. İşte yeni nesil sorular ya da işte belki siz buna karşılaşacaksınız ama pizza tarzı sorular diyoruz. Evet. Böyle bu tarz sorular karşımıza çıkıyor. Bunu özellikle bunun için bahsediyorum. Bana da işte matematik branşımız çok sayıda soru geliyor bu konuyla ilgili. Hocam işte yeni nesil sorular var. Hangisini tavsiye edersiniz, ne önerirsiniz diye. Ben de özellikle bunu hani vurgulama açısından. Şimdi
olaya sadece soru gözüyle bakmayıp önce bir aslında sınıf içi pratikleri de konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani olaya sadece soru gözüyle bakıp soruya odaklanmak ya da değerlendirme kısmına odaklanmak işin kolaycılığı gibi görünüyor. Ne dersiniz? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir şey aklımıza gelmesi bence pek şaşırtıcı değil aslında. Evet. Yani ilk olarak aklımıza soru geliyor. Evet. Çünkü eğitim sisteminde aslında bireyler bir belli bir formatta eğitime tabi tutulurken bir yandan da aslında belli bir yöntemle değerlendiriliyorlar. Ve bu değerlendirmenin neticesinde başarılı, başarısız ya da işte belki bugün okul sınıflandırması ile ilgili gördüğümüz nitelikli bir şekilde eğitime devam ediyorlar ya da daha az nitelikli bir şekilde devam ediyorlar. Dolayısıyla burada bence soruların akla geliyor olması çok, öncelikle bunu belirteyim, çok evet. Anormal bir durum değil. Yani hemen üst düzey düşünmeyi konuştuğumuzda o zaman bunu nasıl sormalıyız gibi bir soru muhakkak akla geliyor. Ancak dediğiniz gibi belki biraz daha geriden başlamak daha doğru olacak. Sınıf içinde neler yapılıyor kısmı. Yani üst düzey düşünmeyi geliştirici bir etkinlik nelerdir? Ya da üst düzey düşünmenin bileşenleri nelerdir? Aslında az önce onu ifade etmeye çalıştım. Üst düzey düşünmenin bileşenleri dediğimizde burada belki 2-3 tane noktaya dikkat çekebiliriz. Bunlardan bir tanesi herhangi bir düşünme biçiminin üst düzey düşünme olarak ifade edilebilmesi için bunun bir transfer edilebilirliği söz konusu olmalı. Ne demek transfer edilebilirlik? Bilginin yeni bir duruma transfer edilebilmesi demek. Ancak burada bu yeniye herkes oldukça fazla takılıyor. Bu hiç olmayan bir durum değil yani. Evet. Ancak o birey için yeni olan bir durum olması gerekiyor. Yani sizin bir anlama ulaştığınızda bir takım olgulara ve olaylara ilişkin bir kavramlarınız oluşmuş demektir. Bir kavram yapınız oluşmuş demektir. Ancak bu sizdeki kavramları başka bir forma dönüştürdüğünüzde, yeni bir forma dönüştürdüğünüzde bu bilginin transfer edilebilirliği anlamına gelecektir. Bu yeni kelimesinin bu bağlamda altını çiziyor olayım. Yoksa biz öğrencilerden hiç evrende karşılaşılmayacak bir yenilik bekliyor değiliz bilgiyi evet. Yeni bir duruma transfer etmelerinde. Dediğim gibi üst düzey düşünme beceriyle ilgili belki bu hatırda kalabilir. Bir, transfer edilebilme dedim. İkincisi burada yine bir problem çözme yine aslında hem transfer etmeyle beraber düşünebiliriz hem ayrı da düşünebiliriz. Sonuçta bir bireyin günlük hayatta karşılaşmış olduğu bir duruma, bir probleme ilişkin çözümü bir evet. Üst düzey düşünme gerektirecektir. Az önce söylediğimi tekrar hatırlayacak olursak, eğer düşünme burada kasıtlı yapılan ve bir eylem üzerine düşünme ise ve bir eylemi anlamaya çalışmaksa, hatırlamaya çalışmaksa bu bir düşünme olacaktır. Ancak üst düzey düşünme dediğimizde burada bunun başka bir forma dönüşmesi, birey için daha anlamlı gelecek bir başka duruma uyarlanması üst düzey düşünme olarak anlaşılabilir. Çok böyle akademik anlamda girdiğimizde bilgi kavrama var yani bir şeyin bir ne oluştuğunu sorgulamak, ne olduğunu tanımlamak var. Evet. Ancak bunu bir anlatmak var. Bunu bir basit anlamda kullanıyor olmak var ama bu da bunu başka forma dönüştürmek dediğimiz. Akademik anlamda Bloom'un taksonomisine baktığımızda uygulama, analiz, sentez, değerlendirme basamakları ya da yeni formunda işte bunların yer değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu yani bilginin başka bir forma dönüştürülmesi belki burada bu anlamda yapılacak zihinsel faaliyetler üst düzey düşünme olarak adlandırılabilir. Hocam özellikle bence eğer müsaadeniz olursa ikinci bölüme biraz daha örneklere girmek isterim. Yani o konuda biraz daha ayrıntılı bir şekilde vermek isterim. Tabii sınıf içi pratikler deyince öğretmenleri konuşmadan olmaz. Bugün için belki de konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi de bu. Çünkü sınıf içerisinde özellikle öğretimi yapan öğretmenlerin bu konuda yeterliliği konuşulmalı. Tabii yani düşünme beceri geliştirmek istiyorsak hep böyle yeni öğretim yöntemlerini evet konuşuyoruz. Eğitim dünyası bugün bunları konuşuyor ama özellikle öğretmenler üzerinde bir fark yaratmadan bu anlamda başarı elde etmek mümkün değil. Ki kaldı ki benim şu an sosyal medyadaki sabit tweetimde bu bir öğretmen için alışkanlığını değiştirmekten daha zor bir şey yoktur anlamında vazgeçmek kadar. Peki öğretmenler bu konuda ne yapacak? Yani öğretmenlere önemli bir rol düşüyor. Öğretmenleri neden biz bu konuda eğitim vermeden ya da bu konuda bilgilendirmeden bu tarz sorulara geçtik? Böyle de bir durum var. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Öğretmenler ne yapmalı sınıf içi pratiklerinde? Evet, burada belki çoğu kez yapılan bir, en azından yanlış gördüğümü de söyleyebilirim. Evet. Bir hatayla başlamak istemiyorum. Öğretmenler bu konuda yetersiz, öğretmenler kötü. Hayır, öğretmenler burada kendini geliştirmek zorundalar.
Öyle söyleyelim. Sayın Bakan da bunu defaatle ifade etmeye çalıştı. O yüzden bu aslında gelişen bir süreç. Yani hatta şöyle söyleyebilirim. Dün şöyle bir yazı okumuştum bir yerde. Mükemmel bir program yoktur. Yani müfredat yoktur. Mükemmel bir öğretmen yoktur. Mükemmel bir ders yoktur. Ancak gelişen program, öğretmen ve müfredat vardır. Yani şu an henüz bunların mükemmeli bulunmadı. Dolayısıyla burada az önce dedim ki olgular üzerine düşünmek, bunları yeni forma büründürmekten bahsediyorum. Dünyada olan hadiseler, olmakta olan gelişen olayların hepsi zaten geçmişteki formunda olmadığını düşünürsek, evet. Bunların hepsine de öğretmenlerin bir çözüm bulunması ya da bunların hepsini sınıf ortamına taşıması da beklenirse şayet, bu durumda tabii ki öğretmenlerin bu noktada bir takım eğitimler alıyor olması gerekir. Çok yine belki hatırda kalacak bir cümle söylemek isterim. Açıkçası belki bu program sonunda da hatırımızda da kalabilir. İyi bir öğretmen siz istemeseniz de sizi düşündüren öğretmendir. İyi bir öğretmen? Siz istemeseniz de sizi düşündüren bir öğretmendir. Yani sizi kasıtlı bir eylemin içerisine sokmuştur aslında. Ya çok kısa şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Öğretmen neler yapabilir dediğimizde, öğretmenler burada öğrencilerin bu bilgiyi yeni bir forma dönüştürebilmeleri anlamında kasıtlı eylemlere sahip olması gerekir. Bir parça okuduğumuzda, bu parçada sizi etkileyen şey neydi? Sizce buraya kadar yaşadığınız duygular nelerdi gibi çok basit sorular bir okuma metninde. Aslında bunlar bireyleri bir şeylere zorlayan ifadeler. Ve sizi bir noktada zorunlu tutuyor aslında buna cevap vermek. Sizi düşünmeye iten şeyler. Keza matematik için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Siz de başta ifade ettiniz. Birazdan belki matematik yoğunluklu bir örnekten devam ediyor mümkünse olabiliriz. Mümkünse çünkü bugün Türkiye'nin yaşadığı en büyük problem matematik konusunda zaten. Ki bir de hafif de bir torpil geçelim. Programın sunucusu da matematikçi. Evet. O yüzden o örnekleri oradan verirseniz ortak bir dil kullanmak yani, adına. Belki birazdan sorunları bunun üzerinden daha fazla konuşacağımız için o zaman okuduğunu anlamayla ilgili bir örneği vermiş oldum. Evet. Yani bir metne ilişkin bu soruları soruyor olmak aslında yine benzer şekilde bu çok basit gördüğümüz sorular değil mi yani? Evet. Ama bunlar aslında öğrenci o düşündüğünü tekrar anlamlandırmaya, tekrar düşündüğü şeyin üzerine düşünmeye iten şeydir. Bu da aslında üst düzey düşünme diye ifade edebileceğim şey budur. Yani bireyin kendi düşünmesini değerlendirmesi, kendisini izlemesi, öğrendiği kavramların yeniden bir kavram bütünlüğü içerisinde bir yere oturtmaya çalışması, bunlar üst düzey düşünme faaliyetleri olarak adlandırılabilir. Hocam ben şöyle bir kısa bir örnek vermek istiyorum. Özellikle literatüre baktığımızda işte iyi soruların, özellikle üst düzey soruların öğrenmeyi desteklediği doğru mudur? Evet. Bu anlamda işte birden fazla cevap bulundurması, yine öğrencileri akış alanına sokarak bir tık üstte zorlayıcı özelliklerin olması gibi vesaire vesaire. Ya da işte kavramsal anlayışa göre farklı düzeyde cevapların verilebileceği, hani her öğrencinin kendini bulabileceği tarzda sorular diye. Onu ikinci bölümde biraz daha belki daha açık konuşacağız. Peki bu arada bir şey hatırlatayım. Lütfen. Aslında geçen programda orada bazı noktalara dikkat çekmiştik. O uluslararası sınavlardaki sorulardan örnekler konuşmuştuk. Orada da aslında şunu ifade etmeye çalıştık. Bakın bu soruda bir tane çözüm yok. Evet. Ya da bu soruda bir tane doğru yok. Özellikle de açık uçlu olan kısımlarla ilgili. O programın aslında çerçevesi biraz açık uçlu sorularla ilgiliydi ama biz hani onların daha iyi hali nasıl olabilir? Ya da bireyleri bu noktada düşündürmeye itecek, günlük hayattaki örneklerle buluşturacak şeyler neler olabilir diye biraz konuşmuştuk. O yüzden belki oraya da yine izleyicilerimiz belki bakılabilir. Evet. Bakabilirler. Yine keza sizin söylediğiniz, belki sorular üzerinde bunu daha uzun konuşabiliriz. Yani bilgiyi başka bir forma dönüştürmekle ilgili bireylerin kullanması gereken beceriler, bağlamlar ya da süreçler nelerdir? Evet. Belki bunu konuşabiliriz. Evet. Yani siz az önce dediniz yani özellikle öğretmen hani öğrencisini kasıtlı olarak düşündürmelidir diye. Evet. Yani bu anlamda işte örneğin sadece tabii matematik üzerinden konuşmadığımızda örneğin bir işte Türkiye'nin başkenti neresidir? Yani evet. Bu Ankara kapalı bir soru ve hiçbir şekilde düşünmenize gerek yok. Tamamen ezberlemeniz gereken bir durum. Fakat bunu işte en azından bir ülkede başkent olması için işte başkent olma şartları ne olmalıdır şeklinde soruyu çok kısa bir takla attırdığımızda evet. Olay çok farklı değişiyor. Hakeza matematikte de öyle. Yani işte mesela 36'nın çarpanları nedir sorusu.
Evet, kapalıdır ve herkes 36'yı çarpanlarına ayırır. Ama işte 100'ün altında en çok çarpana sahip olan sayıları bulunuz gibi bir soru olayı kısaca değiştiriyor aslında. Evet. Yani bugün öğretmenlere sınıf içi pratiklerinde hani efendim bu konuda biz eğitim almadık ya da işte bir şey bilmiyoruz değil aslında. Biraz düşündüklerinde ya da biraz böyle kurcaladıklarında ya da internette bir tarama yaptıklarında aslında bu tarz sorulara da çok rahat ulaşabilirler diye düşünüyorum. Zaman zaman sizinle öğretmenler, sizin öğretmenlerle buluşup bir araya geldiğiniz etkinlikler oldu. Beraber bir takım etkinliklerde bulunduk. Ve dikkat edin, pek çok öğretmen aslında bu noktada motivasyonu oldukça yüksek. Evet. Ve evet, böyle de bir yol varmış. Bu da iyi bir çözüm olabiliyormuş. Ya da biz evet bunu zaten yapabilirmişiz gibi bir kanaate sahip oluyor. Belki burada öğretmenler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ufak bir dokunuş. Bakın, sizin az önce tabirinizi kullanmak istiyorum. İşte bir takla attırmak dediniz. Aslında şöyle söyleyelim. Şimdi az önce ben düşünmeden başladım ve üst düzey düşünmeyi tanımlamaya çalıştım. Şimdi burada zaten düşünme eyleminde zaten bunlar var. Yani Türkiye'nin başkenti neresidir dediğinizde zaten orada bazı şeyleri bireyler hatırlamaya çalışıyor. Ancak burada biraz daha formatını çevirdiğinizde, sizin söylediğiniz anlamda farklı bir şekilde sorulduğunda yine belki bireyler bu cevabı verecek ama kasıtlı bir şekilde düşünmüş olacaklar. Yani Ankara'yı sadece Ankara olarak değil, işte bakanlıkların bulunduğu, devletin idaresinin yapıldığı bir şehir olarak da görebiliyor olacaklar. Ve böyle bir anlam da yüklü olacaklar. Dolayısıyla üst düzey düşünme dediğimiz şey biraz düşünmenin o hatırlama anlamında, tanımlama anlamında görülen karşılığının biraz daha çetrefilli hale gelmiş pozisyon. Yani Türkiye'nin başkenti Ankara'dır bir ezber ifadesi olabilecekken Türkiye'de bu işler Ankara'da yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin başkenti Ankara olabilir demek aslında biraz daha derin bir anlama sahip. Dolayısıyla bireyler bir düşünme faaliyeti içerisinde ne kadar derin anlamlara, anılara sahiplerse o noktadaki düşünmelerinin daha derin olduğunu ya da daha üst düzey düşünebildiklerini söyleyebiliriz. Evet. Peki zaman zaman da sizle olan konuşmalarımızda işte eğitim 4.0 konuşuyoruz, endüstri 4.0 konuşuyoruz. Tabii Andreas Schiller, PISA direktörü. Evet. Bugün yaptığınız matematik eğitiminin artık dünyada karşılığı evet. yok dedi. Ve özellikle bilgi odaklı anlayıştan beceri odaklı bir anlayışa geçildiğinden bahsetti. Fakat bu konuda işte bir şekilde bakanlık buna el attı ve en azından işte soru tiplerini değiştirerek en azından sınıf içi pratiklerinde bu yönde evrilmesi noktasında bir öğretmenlerin harekete geçmesini istedi. Belki incelemişsinizdir bakanlığın yayınladığı soruları ya da geçen seneki soruları. Hı hı. Bu konuda sorulara baktığınızda ya da böyle ifade etmek istediğiniz birkaç şey var mı? Mesela benim kısaca birkaç tespitim var. Mesela bağlam konusunda onu belki ikinci bölümde biraz daha açarız ama 20 soru vardı mesela. Örneğin matematik üzerinde konuştuğumuzda 20 tane farklı hikaye vardı. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi öncelikle tabii siz girişte çok ufak bir eleştirili, ironiyle söylediniz. Bu sorular ve soru tipleriyle ilgili PISA tipi soru, işte TIMSS tipi sorular falan dediniz. Şimdi böyle bir formattan çıkıyor olmak çok sağlıklı değil bir kere. Yani üst düzey düşünme gerektirecek sorular gibi daha büyük bir anlamı olabilir bunun. Dolayısıyla bu çerçevede aslında biraz olaya bakmak lazım. Peki sizin dediğinize cevap anlamında burada neyi söyleyebiliriz? Şimdi bu sorularda çoğunda bir bağlam var. Ve biz de sorularımızı bir bağlama oturtmaya çalıştık ama o sorularda sizin ifade ettiğinize çok hızlı bir şekilde cevap vermiş olayım. O sorularda bir tane bağlam birkaç soruyu kapsıyor. Ancak siz 20 soruda 20 tane bağlam diyorsanız bu bireyler için çok fazla yorucu ve salt benzetmeye dayalı bir soru olmuş olabilir. Ve pek çok yerde de bunu görüyoruz aslında. Ben de zaman zaman bana da gönderiyorlar kitaplar. Dediğiniz gibi çok fazla bağlam var. Hikaye okuyorsunuz. Hikayeyi anlamak zaten ayrı bir dert. Ardından işte soruları bir bakıyorsunuz. Özellikle PISA'da işte TIMSS sınavlarına çıkmış soruların bir benzerliği evet. falan var. Efendim yönetmenimiz uyarıyor. Kısa bir ara vereceğiz. Özellikle efendim aranın ardından ne konuşacağız? Üst düzey düşünme becerilerine soruları şöyle biraz irdeleyeceğiz ve okuryazarlık kavramını konuşacağız. Özellikle ülkede malumunuz matematik okuryazarlığı konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bunları konuşacağız. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz efendim.
Efendim, reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için hatırlatalım. Bugün üst düzey düşünme becerilerini ve matematik okuryazarlığı konusunu ele alıyoruz. Kimle konuşuyoruz? Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Mustafa Aydın program konuğumuz. Değerli hocam, ilk bölümde özellikle üst düzey düşünme becerilerine yönelik soruların az çok ne olması gerektiği ile ilgili konuştuk ve sınıf içi pratiklerle ilgili konuştuk. Tabii bu arada Osman Aktan, kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Twitter'dan da sorusunu yöneltmiş. Evet. Biz de ona cevap vermişiz umarım. Yani öğretmenler bu konuda ne yapacak, öğretmenlerin eğitimi ne olacak şeklinde bir soru yöneltmiş. Onu da az çok cevaplamaya çalıştık. Bence Osman Bey'in sorusu çok manidar ama yani. Burada, evet. Yani henüz sınıf içi pratikler böyle olmamışken bireyleri böylesi bir soru tipine muhatap tutuyor olmak ne kadar doğru? Yani siz üst düzey düşünmeyi sağlayacak sınıf içi ortamlarda bir takım etkinlikleri gerçekleştirmemişseniz bireylerden bu davranışı sergilemelerini beklemeniz ne kadar doğru olur? Evet. Ya da biraz daha geriden, ben Osman Bey'e de böyle bir cevap vermiştim. Başladığımız yerde bir sorun olabilir belki. Yani biz şu anda, az önce siz de başında ifade ettiniz, geçen programda da bunu ifade ettiniz, bizim başladığımız yer işte şu tipi soru yazma eğitimleri, bu tip soru yazma eğitimleri. Biz yine şeyden başlıyoruz. Buna göre o zaman bir sınav nasıl olmalıdır? O zaman işte bununla ilgili bir soru nasıl çıkabilir karşımıza? Biraz zihnimiz böyle çalışıyor galiba. Bunu, evet, programın başında da söylemeye çalıştım. Ancak bizim şu anda yapmamız gereken şey, özellikle sizin de başta ifade ettiğiniz gibi biz burada çözüm için bir şeyler de söylemeliyiz. Bizim başlamamız gereken yer, öğretmenler bu konuda neler yapmalı? Biz biraz bunu daha çok konuşmamız lazım. Evet. Yani az önceki programın giriş kısmında da söylemeye çalıştım. Yani kavramları birbirine bağlayacak etkinlikler sınıf içerisinde. Bireylerin düşünmeleri üzerindeki düşünüşlerini artırmak. Mesela bunu nasıl öğrendim? Bunu neden öğrenemedim? Gibi bir takım kasıtlı sorgulamalara tabi tutmak. Ya da size bir öğrenci şunu söylüyor. Diyor ki, maddenin halleri diyor, 3 hali vardır. Bunun dışında başka bir hali yok mudur? Çok basit bir soru aslında soruyorsunuz. Bu o esnada bir duraksama getirecektir. Bir düşünüş meydana getirecektir. O yüzden tekrar ifade edeyim, yani Osman Bey'in oradaki sorusunda olduğu gibi biz aslında biraz sınıf içerisinde ne yapmalıyızı uzun uzadıya belki yine bir başka programda da konuşabiliriz ama bugün biraz sorulardan devam edeceğimizi başlangıçta söylediniz. Evet. Bu bir eğitim verilecek ya da bir düzenleme yapılacaksa bu eğitimde ya da etkinliklerde yapılması gereken şey aslında daha çok öğretmenler ne yapmalı? Mesela bir metni okurken metne yaklaşım biçimleri nasıl olmalıdır? Evet. Metinden hangi görevleri, metin okurken hangi görevleri bireylerden beklemeliyiz? Öğrencilerden hangi görevleri beklemeliyiz? Bunlar üzerine gerçekten uzun uzadıya kafa yormak lazım. Ya da sizin az önce söylediğiniz gibi. Evet. Yani o basit görülen işte 24 sayısının işte katlarını sorduğunuzda ya da en küçük ortak bölünüz çarpanlarını sorduğunuzda bunu acaba başka bir şekilde nasıl sorabiliriz kısmında çok da zor olmayan bir takım aslında çalışmalarla ben de tam da o sıra bunları konuşacaktım. Hı-hı. Yani şimdi özellikle şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz biz. Yani ne öğrettiysek onu soracağımıza, ne soracaksak onu öğretiyoruz. Ülke olarak böyle bir sıkıntımız var. Evet. Yani soracağımız şeyleri öğrettikçe aslında eğitimde çok da bir ileri gidemeyeceğiz. Onun için ne öğreteceksek onları sormalıyız. Önce öğreteceklerimizi iyi belirlememiz lazım. Dolayısıyla bu anlamda sınıf içi pratikler önemli diyoruz. Peki çok sayıda soru geliyor işte. Genelde işte soruyu zorlaştırınca üst düzey soru oluyor diye. Böyle bir şey var mı hocam? Yani bir şimdi, soru zorlaşınca üst düzey mi olur? Evet. Yani sınıfta üst düzey davranışlarla üst düzey davranışları sergileyen öğrenciler çözebilir. Belki böyle söylenebilir ama soru zorlaşınca soru üst düzey olmaz açıkçası. Evet. Hani o bizim belki o bir benzeştirmemizden kaynaklanıyor. Yani üst düzey görevlerle başa çıkan öğrenciler bunu cevaplayabiliyorsa soru da üst düzeydir. Bu tam o anlama gelmiyor açıkçası. Ya da bu her zaman benim dediğim şekilde de cereyan etmeyebilir. Üst düzey soruların bir takım özellikleri var aslında. Bu sorulara baktığınızda, üst düzey soru özellikleri dediğimizde, öncelikle bu sorular başa çıkılabilir bir zorluk içermeli. Yani şunu hemen tekrarında yeniden düzeltmiş olalım. Yani çok zor bir soru, üst düzey bir soru değildir aslında. Evet. Belki bu önemli noktalardan bir tanesi. İkincisi, ki az önce
bahsetmeye çalıştım. Transfer edilebilirlik çok önemli dedim. Nereye transfer edeceğimiz? İşte yaşantımıza transfer edeceğiz. Dolayısıyla üst düzey bir soru aslında çözüme yönelik birden çok farklı yaklaşıma da izin vermelidir. Yani birden fazla sorunun çözüm tipi mi olmalı? Çözüm tipi olmalı, evet. Yani belki de bu problemin cevabı bir tane doğruya da hasredilmeyebilir. Birden çok doğrusu da olabilir. Ama siz bunu nasıl bir şekilde izah ediyorsunuz? Bu olabilir ki aslında geçen programda bunu konuşmaya çalıştık. Böyle bir takım ifadeler vardı. Bazı örnek sorular vardı. Evet. Bir daha tekrar edeyim. Başa çıkılabilir bir güçlük olmalıdır dedim. İkincisi birden çok çözümü olmalıdır dedim. Yine bir başkası. Burada birden fazla bilgi ya da beceri alanını kullanmayı gerektirebilir. Çünkü bizim klasik anlamdaki sorularımız çok doğrusal. Yani sizin alanınızdan yine bir örnek vermiş olalım. Lütfen. İşçi havuz problemlerini çözüyorsunuz. İşte bir mekaniği var artık sizin için. Evet. Ancak problem dediğimiz şey başa çıkılması gereken bir sorun ve yeni karşılaşılmış ve çözüm üretilmesi gereken bir durum. Ancak işçi havuz problemleriyle ilgili sizin bu daha önceki kopyaladığınız çözümünüz bizim az önce bahsettiğimiz transfer niteliği taşıyan bir çözüm olmamış oluyor. Evet. Bu yüzden en son bu üçüncü ifadeyi de yani birden fazla bilgi ya da beceri kullanmayı gerektirmesi de aslında üst düzey soruların niteliklerinden biri olarak anlaşılabilir. Şimdi şöyle bir şey özellikle matematik üzerinde konuştuğumuzda tabii beceri dediğimizde çok farklı beceriler var. Matematik eğitimde geliştirilmesi gereken en başta evet. problem çözme becerisi evet. en önemlisi ve akıl yürütme yine ilişkilendirme becerisi bunlar önemli beceriler. Bu konuda da sınıf içi pratiklerde bence hani bir matematik eğitimcisi olarak bunu söyleyebilirim belki sınıf içi pratiklerde değişim zamanı geldiğini düşünüyorum. Evet. Yani özellikle işte bizim matematik eğitiminde çoklu temsil dediğimiz bir durum var işte. Yani siz sözel bir ifadeyle problemi yazdığınızda yanı başına grafiğini de çizmeniz, bir başka haliyle denklemini yazmanız doğru mudur? Evet. Bir sağlamasını yapmamız bunlar çok daha önemli. Çünkü farklı öğrenme stillerine ve özellikle farklı düzeydeki öğrencilere bir şey vermesi lazım. Her şeyden önce derse motive ediyor olması motive lazım. Motive ediyor olması lazım. Çünkü bireyler öğrenmeyle ilgili bir güçlük yaşamadığında aslında ortamdan da kopuyorlar. Evet. Dersi takip etmeyi de bırakıyorlar açıkçası. Sevgili yönetmenimden rica etsem, şu an mesela bilgisayar ekranımı eğer verebilirse, değerli hocam, mesela ben matematikçi olunca dedim yani biraz buradan gidelim. Eğer sevgili yönetmenim verebilirse, işte en basit işte iki tane araç var, bunlar hareket ediyorlar ve biri diğerinden daha hızlı. Arkadan geliyor ve diğerini yakalamak üzere. İşte ekranda şu an böyle bir problem. İşte bunu tabii GeoGebra diye bizim ücretsiz kullandığımız bir program var. Buradan aldım. Örneğin şurada işte canlandırabiliyoruz. Kamyon önünde arkadan evet. araç gidiyor ve bu esnada da aşağıda işte grafik. Bir yandan da sağ tarafta bir tablo var. Bunu sözelleştirip şurada da problem yaptığınızda, problem haline getirdiğinizde aslında çok farklı bir hal alıyor. Hani benim az önce kastettiğim şey böyle havada kalmasın diye çoklu temsil dedim. Yani bu tür farklı durumları ele alıp bir problem üzerinde grafikle gösterebilme, tabloyla gösterebilme, görselle gösterebilme bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi hem bu görsel kalabilir ancak evet. az önce söylediğimizle ilgili hemen şunu ifade etmeye çalışacağım. Şimdi bu bir bildiğimiz bir soru. Evet. Örneği olsun ve pek çok kez karşılaştığımızda ve oradan işte karşı karşıya birbirine hareket edenler var. Belki böyle bir canlandırmayı her zaman görmüyor. Bunun öyle de bir artısı var bu arada. Programı sağladığı avantajlardan bir tanesi. Belki buradan tabii öğretmenlerin de kullanımı için de önermiş de olabiliriz. Evet. GeoGebra programını. Şimdi bu tip sorularda baktığımızda bir içerik var. İşte hareket söz konusu. Yani yine üst düzey sorularla ilgili aslında bir kurgudan bahsediyoruz ya, bir evet. kasıtlı kurgudan. Bir başkası yine burada bir beceri var. İşte sizin az önce orada göstermeye çalıştığınız. Aslında siz sanıyorum herhalde burada bir temsil değil mi? Çoklu evet, çoklu temsil temsilden aslında, bahsetmeye çalıştık. Evet. Böyle bir durum söz konusu. İçerik var, süreç var ve bağlam var. Sanıyorum orada toplumsal anlamda da bir bağlam var. Yani evet. gerçi bu bağlamı farklı şekillerde oluşturabiliriz değil mi? Yani burada şu... iki araç birbirine işte çarpışmayacak mesafede ki bugün otonom araçların çalışmasına baktığınızda değil mi insanlar Tabii. aslında zaten bu tip problemlerin üzerinde çalışıyor. Evet şu an. Ya bu gerçek yani. Üzerinde az önce bahsettiğim düşünmeyle ilgili olgular diye bahsettiğim olgular bunlar zaten. Yani işte bugün siz de biliyorsunuz muhakkak bazı
araç firmaları, büyük firmalar şu anda otonom araçlar üzerinde çalışıyor ve araçlar işte belli bir mesafede durmaya çalışıyor. Ve bunun için bir yazılım geliştirmeye çalışıyorlar ki aslında burada da arka planda bir matematik söz konusu. Ve bu matematikte de böyle bir durum söz konusu. Şimdi burada bu tip sorularda isterseniz bu az önce gösterdiğimiz soru olsun, isterseniz bu bir okuduğunu anlama sorusu olsun, isterseniz bir fen sorusu olsun. Sorularla ilgili bir içerik, bir bağlam ve bir de burada tabii süreç dediğimiz içinde bir takım becerilerin yer almış olduğu bu süreçlerde ihtiyaç var. Bunu söyleyebiliriz. Hocam bir soru da sevgili yönetmenimden ekrana yansıtmasını isteyeceğim. Örneğin bu soru da benim için gerçekten çok önemli bir soru. Özellikle bu soruda şunu söylüyor. İşte bir ülkenin 1980 yılındaki savunma bütçesi 30 milyon dolar. Toplam bütçesi 500 milyon dolar. Sonraki yıllarda ise savunma bütçesi 35 milyon, toplam bütçesi 605 milyon dolardır. İki bütçenin kapsadığı dönemde enflasyon %10 olarak gerçekleşti. Hocam bu ekonominin böyle biraz canlanması açısından sizin önerdiğiniz, o yüzden de dikkat çektiğimiz bir soru mu yoksa? Bu günlük hayattan bir soru. Evet. Bugün ekonomiyi çok konuşuyoruz. Bugün bizi izleyenler de belki bu noktada motive olabilecekleri bir şeydir diye düşünüyorsunuz. Kesinlikle ilgilerini çekecek. Peki. Hocam sorunun güzel tarafı şu. Bakın A şıkkında diyor ki barışseverlere bir konferans vermek için davet edildiniz. Bu dönemde savunma bütçesinin azaldığını açıklamayı amaçladınız. Bunu nasıl yapardınız? Açıklayınız. İşte tam burada bahsettiğimiz şey var. Yani aslında şu anda burası bir tane çözümü olmayan. Evet. Siz bunu başka bir şekilde izah edebilirsiniz. Ben başka bir şekilde. 5 şıkkında da zaten onu diyor zaten. Harp Akademisi'ne bir konferans vermek için davet edildiniz. Bu dönemde savunma bütçesinin arttığını açıklamayı amaçladınız. Yani aynı veriyi kullanarak iki farklı görüş. İki farklı ortaya görüş sunacaksınız. Böyle bir beceri ortaya çıkacak. Yani bu beceriyi kullanacaksınız. Ben burada A'nın kendi içerisindeki cevaplarının da zaten farklılaşabileceğini söylüyorum. Yani sizin barışı savunmayla ilgili davranışınız ve benim barışı savunmayla ilgili davranışım ve söylemim dahi birbirinden farklılaşabilir ki aslında az önce üç niteliğinden bahsettiğimiz yani başa çıkabilir bir güçlük, birden fazla çözüme izin vermesi ve diğer taraftan da az önce dediğim gibi birden fazla bilgi ve beceri alanını kullanmayı. Şimdi burada bir ifade etmekle ilgili bir durum var, matematikle ilgili bir durum var, birden fazla beceri ve bilgiyi aslında bir araya getirmesi gerekecek bireylerin bu soruyu cevaplaması için. Dolayısıyla belki işte matematiksel olarak hani daha mı az harcamalı, daha mı çok harcamalı gibi çok basit bir soru sorabilirdik ama bu bireylerde çok doğrusal giden, yalnızca bir beceriye odaklanan, yalnızca bir işte, algoritmayı takip ederek çözüm değil mi? Bu benim çok kez dikkat çekmeye çalıştığım konulardan bir tanesi. Yani bir kez daha söylüyorum, bizim problem çözme davranışımızı gerçekten incelememiz gerekiyor. Matematikte öğrenciye verilen bir problem gerçekten az önce bahsini ettiğim bir problem gibi midir? Yani bireylerin gerçekten yeni bir durumda karşılaştığı ve çözmek için sıra dışı bir çaba, kendine özgü bir yol geliştirmek, bir strateji kullanmasını gerektiren bir durum mudur acaba problem? Yoksa işte orada örnek verdiğim gibi klasik, sizin de dediğiniz gibi var olan bir algoritmayı yapıştırdığımızda çözümü bulduğumuz bir durum mudur? Biraz bunları karşılaştırmak gerekiyor. Hocam, tam da bu noktada aslında literatürden bir katkıda bulunmak istiyorum. Çünkü literatürde şöyle bir şey var işte. Özellikle düşünme becerilerinin nasıl kazandırılacağı konusunda iki farklı öngörü var. Bunlardan birisi düşünme süreçlerinde araştırmalar sonucu belirlenmiş özel beceri ve stratejilerin öğretimini ve bunların zihindeki düzenlemesini vurguluyor bir kısmı. Bir diğer kısmı da diyor ki bu düşünme öğretimi ayrı olarak okutulmalı. Düşünme becerisi kazandırma ayrı bir ders olarak okutulması gerekiyor. Ve eğitimciler düşünme becerini başlı başı üzerine çalışılması bir gerek konu olduğunu söylüyorlar. Şimdi matematik üzerinde konuşacak olursak mesela biz öğrencilere belli başlı stratejileri hani gösterip bu stratejileri kullanmaları konusunda belki sınıf içi pratiklerde bir değişiklik yapabiliriz ama yani burada öğrencinin asıl olan kendi stratejilerini ortaya koyması soru içerisinde ve her öğrencinin sorudan kendine bir pay biçmesi. Yani kabiliyeti nispetinde o sorudan bir çözüm üretmesi. Örneğin az önce örnek vermiştim ya size yüzün altında çarpanları işte yüzün altındaki sayılarda en fazla çarpan bulunduran sayıları bulun. Bir kısmı burada gerçekten işte en fazla çarpanı olan sayıları bulabilirken bir kısmı da acaba bu sayılardan tekli olanlar ve çiftli olanların durumları nasıl diye kendine belki yeni bir öğrenme ödevi verecek. Evet. Yani bu tarz farklı seviyelere sunabilecek. Yani farklı düşünme düzeydeki becerisi, etkinliklere. Aynen. Evet. Az önceki sorularda da benzer bir şey vardı aslında. Yani o sorulara farklı düzeylerde cevaplar verilebilir ve öğrenciler farklı düzeydir. Ve gerçekte de böyledir zaten. Evet. Yani
Biz zaten gerçeğe göre bir öğretim yapmamız gerekiyor. Sınıftaki gerçeklik de böyle zaten. Herkes aynı düzeyde değil. Ama eğer bir sınıfta öğretim yapıyorsanız bu sefer herkesin bu farklı düzeydeki yapısını da ortaya koyabileceği bir soru, onların da lehine olan, öğrenme için onları motive eden, onları eğitim öğretim sürecine dahil etmeye çalışan bir yaklaşım olacaktır. O yüzden burada öğrencileri bu süreçten koparmayan ve kendilerini ifade edebilecekleri bir düzenekte de sorun tabii bulunmuş olması gerekiyor. Kesinlikle. Peki hocam, özellikle okuryazarlık konusuna gelince, siz okuryazarlık konusunda da çalışıyorsunuz ve bugün belki de dünyada en önemli kavramlardan bir tanesi. Ben her zaman söylüyorum, iki kavram var. Birisi sürdürülebilirlik, diğeri okuryazarlık. Birinin başına bir şey koyduğunuzda işte matematik okuryazarlığı, okuryazarlığın başına işte matematik, teknoloji, ekonomi, bu güzel bir hale dönüşüyor. Diğeri de sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir eğitim gibi. Okuryazarlık dediğimizde mesela matematik okuryazarlığı konusunda ne söyleyeceksiniz? Ülke olarak maalesef günlük hayattan örnekleri çok fazla sınıflarda bulamıyoruz ve böyle sanal örnekler üzerinden matematikte gidiyoruz. Hakeza diğer branşlar içinde. Şimdi tabii burada okuryazarlık pek çok kez konuştuk. Okuryazarlık sizinle herhalde sanıyorum ilk çıktığım ikinci, üçüncü programların hepsinde de hep okuryazarlığı konuştuk. Aslında çok basit bir ifadeyle de yeniden üzerinden geçmiş olabiliriz. Bu bir temel yaşam becerisi olarak tanımlanıyor. Bugün baktığınızda OECD'nin tanımı oldukça yaygın. Çünkü PISA uygulamasında hep ifadelerin arkasında bir okuryazarlık görüyoruz. Matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı gibi. Ya da okuduğunu anlama gibi. Bunlar da temel bir yaşam becerisi aslında baktığınızda. Yani bireylerin öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilecekleri ve bunları gerçekten işe yarar bir forma büründürebilecekleri bir nitelik olarak söyleyebiliriz. Matematik okuryazarlığını böyle tanımlayabiliriz. Ya da fen okuryazarlığını keza böyle tanımlayabiliriz. Yani diş fırçalama davranışınız içerisinde zaten bir fen okuryazarlığınız söz konusudur. Ya da işte bir şehre gittiğinizde, ki geçen böyle bir soruyu burada incelemiştik, elinize aldığınız bir harita ve bu haritaya göre işte şehrin başka bir noktasına ulaşmaya çalışmanız, metro, işte efendim kaçıncı durak, nerede ineceğiz, otobüse mi bineceğiz gibi, burada da zaten yapmaya çalıştığınız bir görsel okuma ve okuduğunu anlamayla ilgili bir okuryazarlık kavramıdır. Dolayısıyla burada baktığınızda okuryazarlık dediğim şey bireylerin bir yaşam becerisi haline getirebildikleri ve o nesneyle diyorum, çünkü bugün literatürde 40'a yakın okuryazarlık kavramı tanımlanmaya başladı. Yani bir nesneyle olan iletişimi de söz konusu oluyor. Mesela teknoloji okuryazarlığı bugün tanımlanıyor. Evet. Ya da işte matematik fen gibi. Matematik okuryazarlığı. Aslında burada okuryazarlıkla ilgili ben kısaca hani sevgili yönetmenim teşekkür ediyorum yansıttı. Her okuryazarlık problemi bir sıra dışı problem olmadığı gibi her sıra dışı problem de bir matematik okuryazarlığı problemi değil hocam. Öncelikle bunun altını çizelim. Fakat burada ben şu örneği özellikle vermek istiyorum. Şimdi evimizi boyamak için 16 kilogramlık boya ihtiyacımız var. Boya 2 kilogramlık ve 5 kilogramlık kovalarla piyasaya sürülmüş. 2 kilogramlık boya 8 lira, 5 kilogramlık boya 15 lira. Buradan aslında 2 kilogramlık boyaların kilosunun 4 lira, 5 kilogramlık boyaların kilosunda 3 lira olduğunu çıkartabiliyoruz. Şimdi burada iki tip soru var. Mesela ihtiyacınızı kaç liraya karşılayabilirsiniz sorusu var. Bir de bu ambalajlarla sınırlı kalma koşuluyla 16 kilogram boyayı kaç farklı şekilde alabilirsiniz? Şimdi sınıf içi uygulamalarda genellikle 5 şıkkındaki sorular. İşte siz gitseniz ki bir boyacıya deseniz ki ben işte 16 kilogram boya alacağım. Acaba boyacı amca işte kaç farklı şekilde alabilirim? Adam bizi kovalar yani. Kovalar. Ha, bize lazım olan ihtiyacımızı en az maliyetle karşılamak. Bakın hocam, yani sınıf içi pratiği soruyu az bir şey değiştirdiğinizde işler değişiyor aslında. Aslında zaten bize de günlük hayatta lazım olan bu ikinci tip, ikinci şıkta geçen ifade değil mi yani? Bunu en ekonomik bir şekilde nasıl alabilirim ve güzel bir şekilde nasıl boyayabilirim? İşimize gelen kısmı bu çünkü. Zaten çok aslında iyi bir örnek oldu. Yani çok bugün özellikle bunu yapmaya çalışıyorum. Akademik bir tanıma girmeden bir takım kavramları tanımlamaya ya da ifade etmeye çalışıyorum. İşte okuryazarlık için az önce söylediğim günlük hayattaki bir temel beceridir dedim. Bireylerin sahip olmaları gereken temel becerilerden bir tanesidir dedim. İşte sizin verdiğiniz örnekte de aslında bakacak olursak zaten biz günlük hayatta matematiğe böyle ihtiyaç duyuyoruz. Yoksa alt alta sayıları toplamak vesaire gibi bu aritmetik anlamdaki hesaplamalar bir yana, diğer tarafta insanlar şöyle bir problem var. Ay sonunu nasıl getireceğim? Bu bir günlük yaşam problemidir. Bir takım şeyleri nereden kısmam daha doğru olur? Bu bir karar süreci gerektirir.
Dolayısıyla az önce program başında ifade etmeye çalıştım. Bilginin transfer edilmesi, problemlerin çözülmesi. Eleştirel düşünme dediğimiz burada bireylerin bir kararı sorgulayabilmesi. Kanıt öne sürdüğünde kanıt bunun arkasında durabilmesi değil mi? Dolayısıyla bunlar aslında üst düzey düşünmenin parçası gibi görünüyor. Konuştuğumuz kavramları da bir yandan birleştirebiliriz. Diğer taraftan bunlar okur yazar, herhangi bir alanın okur yazarıysanız bu alanda da bir üst düzey düşünme ortaya koyabilecekseniz bunlarla beraber hareket etmeniz gerekir. Şimdi sizin soruya baktığımızda soruda bir yeni ve orijinal bir problem durum var. Ve bireylerin bunu ifade etmeleri için bir kanıt ortaya koymaları gerekiyor. Diğer taraftan işte dediğim gibi bir de bilgilerini transfer etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu iki kavramı nasıl buluşturduğumuzu anlatmaya çalışıyorum. Yani okur yazarlık ve üst düzey düşünme niye birbiriyle ilişkilendirilmesi gereken kavramlar? Çünkü okur yazarlık, herhangi bir alandaki okur yazarlık o noktada biraz üst düzey düşünmenizi de gerektiren, çünkü bu sayede günlük hayata uygulayabilirsiniz. Evet. Hocam, yönetmenim de uyarıyor. Son 5 dakikaya girdik. Bu arada yine yönetmenimden bir görsel isteyeceğim. Gerçek yaşam durumları. Bizim özellikle matematiksel düşünme ve eylem anlamında şöyle bir döngüye sahibiz. İşte İnşallah gerçek izleyiciler bağlamda, bizi bu konuda topa tutmazlar. İnşallah. Yani olabildiğince anlayabilecek şekilde anlatmaya çalışıyoruz ama işte gerçek bağlamda bir problemi günlük hayattan alıp bunu matematikleştirip, yani matematiğe döndürüp, yani matematiksel ifadelere döndürüp sonrasında bunu bir kendi içerisinde matematiksel olarak çözüp gerçek bağlamdaki sonuca uyarlamak. Yani aslında işin özü biraz da bu. Yani okuryazarlık deyince az önceki problemi de bu şekilde algılayabiliriz. Problemi alıp gerçek hayattan problemi matematiksel bir dile çevirip kendi içerisinde bunu çözümünü yapıp sonra gerçek hayata uyarlamak. Sizin hem alanınızla ilgili olduğu için size bir soru. Aslında programın formatı gereği siz soru soruyorsunuz ama. Burada hocam soruları ben sorarım. Böyle mi? Evet. Ama siz yine sorun. Bir soru yöneltmiş olayım. Bu görsel için söyleyeyim. Evet. Belki yönetmenimizden rica edersek tekrar kalabilirse iyi olur. Evet. Orada mesela biz o işin neresindeyiz? Çünkü orada bir gerçek yaşam var. Evet. Formülasyon var. Sonra işte matematik işte sorular var. Belki tekrar ekranın geride gelmeyecek olsa da seyircilerimiz belki hatırlayabilirler. Bizim sorduğumuz bu matematikteki basit aritmetik problemleri burada o döngünün neresinde kalıyor acaba? Aslında sorduğumuz sorular biraz da şu matematiksel problemlerin kendi içerisinde sonuçlara dönüştürülmesi kısmı değil mi? Biz daha çok şu kısımda çok oyalanıyoruz. Yani problemleri belirli bir algoritmayla çözme. Yani izleyiciler için ifade edecek olursak burada sağ tarafta yer alan matematiksel bir problemi matematiksel sonuca dönüştürme. Sonuca döndürme. Ama siz şunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Evet. Eğer siz bunu bir temel yaşam becerisi olarak görürseniz bu aslında şöyle bir döngünün parçası. Yani gerçek hayattaki bir problemin matematiksel bir probleme dönüştürülmesi ve bunu matematiksel sonuçlarla ifade edilip tekrar gerçek hayattaki bir bağlama bunu yansıtmamız gerekiyor. Ancak baktığınızda biz sadece burada matematiksel bir problemi matematiksel sonuçlara dönüştürdüğümüz bir yerdeyiz. Maalesef. O yüzden de aslında matematiğin toplumsal yansımasını da çok fazla göremiyoruz ya da gerçek hayattaki toplumdaki karşılığını da çok fazla göremiyoruz diyebiliriz belki. Yani bu konuda aslında işte toparlayacak olursak öğretmenlerimizin biraz daha dersin içerisine günlük yaşamdan problemleri almaları doğru mudur? Ya da etrafına baktıklarında zaten bu tarz eğitimleri aldıktan sonra kişiler gördükleri her şeyde aslında bir üst düzey düşünme becerisine yönelik bir soru nasıl oluşturulabilir? Bunu sizlerle beraber öğretmenlerle buluştuğumuzda pek çok kez karşılaştık. Hocam bu aslında zaten hatta şöyle oldu. Birinde paylaşmamda sanıyorum bir sakınca yoktur. Öğretmen arkadaşlardan birisi henüz sizi anlatımınızı dinlerken hocam ben de tam böyle bir şey kurguluyordum. Şöyle bir şey kurguladım deyip daha o 10-15 dakikanın neticesinde kendi aslında matematiksel bilgisini böyle bir soruya ya da böyle bir forma çok rahat dönüştürebildiğini gördü ve oturumun arasında gelip işte size bunun için bir teşekkür edip hocam zaten bu kolay bir şeydi ama siz burada ufak bir yol gösterdiniz. Mesela az önceki bahsettiğimiz döngü bile aslında ya biz bunu yapmaya çalışıyoruz çok zor bir şey değil. Evet. Sizden böyle bir şey istiyoruz demek. Ama burada tabii bir eğitim olmalı ve bu eğitimde de dediğim gibi az önce bahsettiğim bu alan matematikse matematikteki temel süreçler nelerdir? Ya da işte bu Türkçe ya da okuduğunu anlama için de konuşabiliriz. Yani işte metne ulaşma, metinden anlam çıkarma gibi. Ya da matematikte baktığımızda işte bu beceriler nelerdir? Bir soruda yer alması gereken beceriler, bağlamlar nelerdir gibi.
Bunları belki ben burada öğretmenlerin çok çok ciddi de bir eksiği bulunduğunu düşünmüyorum. Ancak bir forma büründürmek için bu formun ne olduğunu hatırlatmak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Belki böyle yardımcı olabilir. Küçük dokunuşlar aslında bir şeyleri değiştirecek. Efendim çok teşekkür ediyoruz katılımımızdan dolayı. Rica ederim. Programımızın sonuna geldik. Peki. Bu program aslında bir nevi üst düzey düşünme becerilerini şöyle kısaca tanıtım programıydı. Sizden buradan bir söz daha alayım. Bir ikinci program sözü daha böyle ayrıntılı, öğretmenlerimize daha böyle pratikleri gösterebileceğimiz bir programda. Şöyle bir şey bence konuşmakta fayda var. Neden aslında bir taraftan bunu öğretmen kısmını konuşuyoruz, sorular ne olabilir ama neden acaba bireyler bu konuda eksik, öğrenciler nerelerde eksiklikler yaşıyor, bunu nasıl doğru tespit edebiliriz? Yani bir öğrencinin matematikteki öğrenme yanılgılarını nasıl doğru tespit edebiliriz? Burada öğretmenler nerelere dokunması gerekir? O yüzden bu hatırlatmaları da yapıyor olmak lazım. Yani bir takım öğrenci günlükleri vesaire, bunların araçları nelerdir? Belki bir program olsa bunu konuşmak bir sonraki gerekir. Programda da onu yapalım o zaman. Efendim, Doktor Mustafa Aydın, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesiyle bugün üst düzey düşünme becerilerini konuştuk. Ve kendisine özellikle teşekkür ediyorum katılımlarından dolayı. Haftaya değişik konu başlıklarıyla tekrar karşınızda olmak üzere efendim. Mutlu günler diliyorum. Thank you.